Merhabalar. Bu halkalı havlu kenarı modelini tarif etmeye çalışacağım. Bir önceki videolarda yaptığım havlu kenarlarını videosunu göstermiştim. Bunu bir isteyen birkaç arkadaşımız oldu. Öncelikle halkasını göstermek istiyorum. Bu halkalıların halkaların mavi poşet olanı olacak. büyüğü. Kırmızı poşettekiler küçük oluyor. Bununla dek gelmez boyu. Bu kırmızı poşet olmayacak. Mavi poşet halkalardan bunlar biraz daha irisi oluyor. Kırmızılara göre. Şimdi bunun yapılışını göstermeye çalışacağım. Evet başlayalım. İpimiz normal yabalının dantel ipi. Tığımız 20 numara. İpimizi sabitliyoruz. Halkamızı alıyoruz ve içine ilmeğimizi alıp üçte çıkıyoruz tırabzanımızı. Şimdi ilk etapta 24 tane dolduralım. Evet 24 tane oldu. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. Önce bu uçlarını göstermeye çalışacağım. Diğer halkamızı alıp 24 tane dolduracağız. Şimdi 21. halkamıza 24 tane trabzan doldurduktan sonra 2 zincir çekip 2. halkamıza Geçtik 24 tane dolduracağız 3. Üç, halkaya geçip 24 doldurup 4. halkada göstermeye çalışırım Evet 3. halkamızı doldurduk Şimdi 4. halkamıza geldi sıra 4. halkamıza 12 tane tırabzan dolduracağız. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. İkinci sıramızı yapacağız. Şimdi 12 tane de buna dolduracağız. Trabzan. 2 tane zincir çekip diğer halkamızı alıyoruz yine aynı 12 tane dolduracağız İki tane zincir çekiyoruz döndürüyoruz örgümüzü şu köşe olacak şu 24 tane trabzon doldurduğumuz yerin tam ortasına batıyoruz sık iğne ile şimdi iki zincir çekip dönüyoruz 12 tane trabzan dolduruyoruz yarım halkamıza böylelikle dönmüş olduk tabi direkt trabzan yapmayalım zincirimizin dibine batalım 12 trabzanımızı öyle yapalım Evet şimdi. İlk önceki birinci halkamıza 24 doldurmuştuk. 2 i̇ki zincir. ikinci halkaya 24. 2 zincir. Üçüncü halkaya 24. Dördüncü halkaya 12. 2 zincir çekip. Beşinci halkaya 12, altıncı halkaya 12 ve dönüşte 24'lü olana batıp bu dönmeyi sağlıyoruz. Buralar boş kalacak. Buralar renkli olacak çünkü. Devam edelim. 2 zincir çekiyoruz. Halkamızı alıyoruz. 12 tane trabzan daha dolduruyoruz. 2 tane zincir çekip 24'lü dolgumuzun tam ortasına batıyoruz. 2 zincir çekip dönüyoruz. Zincirimizin dibine batıyoruz. Şimdi 3 halkamız oldu. dördüncüyü de yapalım. 12 tane trabzan dolduruyoruz. iki tane zincir çekip halkamızı alıyoruz. 12 tane trabzan dolduruyoruz. İki tane zincir çekip ilk yaptığımız halkanın trabzan tam ortasına batıyoruz. İki zincir çekip dönüyoruz, zincirimizin dibine batıyoruz. Şimdi 36 tane trabzan yapalım. Evet sonuncu trabzanımızı yaptık. İlk yaptığımız trabzanı tutturuyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Karşıki zincirin trabzanın tepesine batıyoruz. Zincirin tam dibine. Şimdi diğer başa kadar bunu 24'lü bunu da 24'lü Sonra buraya 12 tane trabzan yapıp devam edelim. Bu üçüncüye 12 trabzan. Evet 12 tane doldurduk. Şimdi 2 tane zincir çekeceğiz. Halkamızı alıyoruz. 12 tane daha trabzan dolduruyoruz. 2 tane zincir halkamızı alıyoruz 12 tane trabzan İki tane zincir. Köşe dönmeyi tekrar anlatayım. Bu sıramızın başı olacak. Bunu döneceğiz. Şimdi birinci değil ikinci halkamızın 24'lü trabzanı yapmıştık. Onun tam ortasına sık iğne ile batıyoruz. İki tane zincir çekip dönüyoruz. zincirimizin tam dibine batıyoruz. 12 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir halkamızı alıyoruz. Tekrar 12 tane tırabzan. 2 tane zincir Tekrar 2 zincir Şimdi bu 3 olacak. Dönüyoruz. V şeklini vermek için zincirimizin dibine batıyoruz. Şimdi 36 tane trabzanla devam ediyoruz halkamıza. Dönüşü yapacağız. 24 tane buraya, 12 tane de buraya doldurup devam edelim. Şimdi ilk önce burayı yaptık. Döndük. Burayı yaptık. Üstüne gittik. Sonra üçlüyü yaptık. İki sıra 4 Bir sıra 3 Şimdi bir sıra iki yapacağız. Yani şöyle göstermeye çalışayım. Tabi ortasında gülü var. Şimdi bu üçü yaptık. Bu ikiyi yaptık. Yapacağız. Sonra diğer gülümüze geçeceğiz. Bu kadar basit modelimiz inşallah anlatabiliyorumdur şimdi iki tane zincir çekip 12 tane trabzan dolduruyoruz 2 tane zincir halkamızı alıyoruz 12 trabzan daha dolduruyoruz iki tane zincir çekiyoruz dönüyoruz üçlünün üçlü halkanın ortasındakinin trabzanımızın tam ortasına batıyoruz ortadaki halkaya iki zincir çekip dönüyoruz burası ikili olacak zincirimizin dibine batıyoruz trabzanı doldurmaya devam ediyoruz. Şimdi bu yarısına 12 tane trabzan doldurmuştuk. 12 tane daha dolduruyoruz. Sonra 24 tane de üstü için dolduruyoruz. Toplam 36 tane olacak. birleştiriyoruz zincirimizin dibinden iki zincir çekip yandaki zincirimizin dibine batıyoruz şimdi 12 tane trabzan yapıyoruz iki zincir çekiyoruz. Bakın birinci günümüz bitti. Şu bitti yani. Biri bitti. İkinciye geçişi göstereyim. İki zincir çektik. 24 tane trabzan dolduruyoruz. 24 tane trabzan doldurduk. 2 tane zincir çekiyoruz. İkinci halkamıza da 24 tane trabzan dolduralım. Bu da 24 tane dolduralım. Üçüncüye de 24 doldurup dördüncüyü göstermeye çalışacağım. Evet 3 halkamıza 24'lü doldurduk. Dördüncü halkamıza 12 tane dolduracağız. 2 tane zincir. Halka alıyoruz. 12 tane dolduracağız bu halkamıza da. Evet. Bu dönüş olacak. Şu köşe. Şimdi bir tane, iki tane zincir çekiyoruz. Bir halka daha alıyoruz. 12 tane daha dolduruyoruz trabzan. 2 tane zincir çekiyoruz. Bakın 3 tane 12'li oldu. Şimdi dönüyoruz. 24'lü şu bu 3 taneye değil 24 trabzanlı olanın tam ortasına batıp sık ile tutturuyoruz. 2 zincir çekip dönüşü yapıyoruz. Zincirimizin tam dibine batıyoruz. Böylelikle ikinci sıramızın iki halkası yapılmış oluyor. Hem de dönüş oluyor. Şimdi buraya 12 tane trabzan yapıp devam ediyoruz. İki tane zincir çekip devam edeceğiz. Bu yaptığımızın aynısını yapalım. Ben bu köşeye dönmeyi tekrar göstermek istediğim için burayı yaptım. Şöyle anlatmaya çalışayım kısaca. Birinci halkamıza 24 tane trabzan. 2 iki zincir, ikinci halkaya 24 trabzan, 2 zincir, 3. halkaya 24 trabzan, 2 zincir, Dördüncü halkaya 12 tane trabzan. 2 i̇ki zincir. ikinci sıramıza geçeceğiz. 12 tane trabzan. Bu dördüncüye de 12 yaptık. 2 zincir. Üste geçtiğimiz halkaya 12 tane trabzan. 2 zincir. 12 trabzanlı bir halka daha yapacağız. Bu ikinci şeye baştan üçüncü sondan ikinci halkanın ortasına batıp 12 tane trabzanla devam edeceğiz. Sonra 2 tane daha yapıyoruz. Dönüyoruz. 24 24 trabzanla 12 trabzan yapıp 3. sıraya geçeceğiz. Bir, birinci halkamıza 12 tane trabzan. 2 zincir 12 trabzan yapıp ikinci halkaya birleştiriyoruz. 12 trabzan yapıp Üçüncü halkamızı doldurup başa kadar geliyoruz. 12 tane trabzan, 2 zincir, 4. sıramıza geçiyoruz. 2 halka yapacağız. Zaten 12 tane trabzan, 2 zincir, 12 trabzanla bir halka daha yapıp dönüyoruz. 2 zincir çekip yandaki gülümüzün yuvasına başlıyoruz. Böyle böyle dört tane olacak. Şöyle göstermeye çalışayım. Bunda güller dikili olduğu için belli olmuyor. Bu kenarlarda yarım kalan yerlere de renk yapacağız. Böyle dört tane yapalım. İki başında yapalım, sonra devam edelim. Evet devam ediyoruz. Modelimizin bu orta kısma gelecek halkalı yerlerine başlayacağız. İpimizi sabitliyoruz. Birinci halkamıza 24 tane trabzan dolduruyoruz. Birinci halkamıza 24 tane doldurduktan sonra iki zincir çekip ikinci halkamıza geçip 24 tane dolduruyoruz. Böyle 3 tane halka 24'lü şekilde dolduralım. Evet 3 tane halkamızı 24'lü doldurduk. Dördüncü halkamıza 12 tane trabzan doldurduk. 2 zincir. Köşeyi dönmeyi yapacağız. 12 tane trabzan dolduruyoruz. 2 tane zincir Tekrar halkamızı 12 tane dolduruyoruz. Trabzon İki tane zincir çekip 24 trabzanlı olan halkamızın en üstünün ortasına batıyoruz. Şimdi dönüşümüzü yaptık. Bu 4 halkayı bu 5'le bu beşinciyi sonra yapacağız burası yok sayalım. Bu şekil 4 halkayı bitirelim. Evet halkamızı buradan başlayıp 4 halka 5 sıra yaptık. Boydan 5 halka enden 4 halka oldu. Şimdi 5'e 5 olması için bu kenarların da buralar gibi böyle yarım halka açıkta kalması için 5. sıramızı yapıyoruz. Tabi bu boyda, boya 5 yaptık. Eni 4 Şimdi eni de 5 yapacağız. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Bu sıramızı bitirdikten sonra 12 tane tırabzan dolduruyoruz. 5e 5 beş olması için 4 halka en 5 boy halka yapıyoruz. Enine bir sıra halka gideceğiz. İki tane zincir çekiyoruz. 12 tane daha dolduruyoruz halkamıza. Kırabzan. 2 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. 24 trabzanlı değil bu. 24 trabzan var burada. Oranın ortasındaki trabzana batıyoruz. 2 zincir çekip dönüyoruz. Zincirimizin dibine batıyoruz. 12 trabzan daha yapıyoruz. Şimdi bu yan da böyle yarım halka açık kalacak. Sonra 5'e 5 beş olmuş olacak. Şurası başlangıç yerimizdi. Burası bitiş yerimiz. Bu yarımları gele gele buraya başlangıç yerine gelelim. sonuncu halkamızı da ekleyelim. 12 trabzanımızı yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Başladığımız yere tığımızı batıp sık iğne ile dönüyoruz. 2 zincir daha çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz. 5'e 5 oldu. Şimdi yarım halka da oldu yan tarafında. Şimdi tekrar özet geçecek olursak şuradan başladık. 24 trabzan, 24 trabzan, 24 12 dönüyoruz. 4. halkadan dönüyoruz. Beşinci sırada bu yarımları böyle gelip bu sırayı yan yapıyoruz sonradan boydan. Böyle 3 tane yapalım. Şu şekil duracak yanlarına renk koyacağız. Bir sonraki videomuzda kenarlarına gülünü yapıp eklemeyi gösteririm. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Videoların devamı için bir sonraki videoda görüşmek üzere.